Merhabalar. Bugünkü videomuzda çok nadir görülen nöroendokrin tümörlerden bahsedeceğiz. Volkan Hocam, nöroendokrin tümör nedir? İnci Hocam merhaba. Nöroendokrin tümörler bahsettiğiniz gibi nadir görülen bir tümör tipidir. Nöroendokrin tümör ismini nöroendokrin kelimelerinden almaktadır. Kısacası bağırsak sistemimizde bağırsağın hareketlerini düzenleyen bir sinir sistemi ve bağırsağın salgısını düzenleyen bir hormonal sistem, endokrin sistem vardır. Bu sistemin içerisindeki hücrelerden köken alan tümörlere nöroendokrin tümörler denir. Bu hastalık kimlerde sık görülür? Hangi hastalar risk taşır? Bazı hastalarda nöroendokrin tümörler aslında nadir görüldüğü için bu hastalık için de, bu tümör için de kesin risk faktörleri maalesef halen tanımlanmamıştır. Ama 40-60 yaş civarı erişkin hastalarda, erkeklerde biraz daha risk artmış olmakla beraber kadınlarda da görülebilmektedir. Ailesinde bazı genetik hastalıkları, ailevi kanser hastalıkları olan hastalarda da riskin artmış olduğu söylenir. Aynı zamanda mide asiditesini bozan bazı hastalıklar, ilaçlar, bağışıklık sisteminin düşmüş olması bir risk faktörüdür. Ayrıca sigara ve alkol de bu hastalığı bir miktar arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu hastalık vücudumuzun hangi organlarında görülür ve hangi belirtilerle size başvururlar? Biraz önce de bahsettiğim gibi sindirim sisteminin aslında her yerinde çıkabilirler. Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum, hatta bazen apandikste de görülebilir. Bazen apandisit nedeniyle ameliyat olan hastalarda çok nadir de olsa rastlantısal olarak bu tür nöroendokrin tümörler ortaya çıkabilir. Patolojide görüyoruz bunları. Evet. Ameliyat sırasında anlaşılmıyor. Belirtilere gelecek olursak, belirtiler bu hastalığı direkt gösteren kesin belirtiler aslında yoktur. Biraz önce bahsettiğim gibi bazı hormon düzeyindeki değişiklikler bu hastalığa ait bazı çarpıcı belirtiler verebilir. Örneğin kan şekerindeki düzensizlikler, kan basıncındaki değişiklikler, ishal, kabızlık gibi, karın ağrısı gibi bulgularla karşımıza çıkabilir hastalar. Nasıl tanı koyacağız? Neler isteyeceğiz hastadan tetkik olarak? Bu hastanın tanısını koymak aslında öyle kolay değildir. Biraz önce bahsettiğim gibi başka nedenlerle ameliyat, mesela apandisit nedeniyle ameliyat olan hastada o parçanın patoloji incelemesinde bir tanı koymak mümkün olabilmektedir. Ancak bu tür şüpheli bulguları olan hastalarda en bize yol gösterici tetkikler radyolojik yöntemlerdir. Tomografi, MR görüntüleme bize yol gösterir. Ama kesin tanıyı kolonoskopi veya endoskopi de yapılması ve oradan biyopsi alınması bunun patolojide incelenmesiyle kesin tanısı konur. Nöroendokrin tümör diyoruz. Bu tümörler iyi huylu mu yoksa kanser niteliğinde mi? Evet, nöroendokrin tümör aslında isminde tümör kelimesi var. İlk akla gelen şey kansermiş gibi. Ama nöroendokrin tümörlerin birçok alt tipi vardır. Bir kısmı tamamen iyi bir seyir gösterirken, selim bir şekilde bir klinik tablo gösterirken bazıları da maalesef kanser gibi habis bir özellik taşıyabilirler. Nöroendokrin tümörlerde tedavi seçeneklerimiz nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Tabii ki. Nöroendokrin tümörlerde asıl tedavi seçeneği aslında cerrahidir. Yani mümkün olduğu kadar tümörü ameliyatla çıkartmak. Bunun da nedeni bu tür tümörlerin maalesef kemoterapiye ve ışın tedavisine iyi cevap vermemeleridir. Eğer etrafa yayılmamış bir organda sınırlı kalmış ise o bölge o organla beraber kısmi veya tamamen çıkartılması en ideal tedavi seçeneğidir. Eğer maalesef tümör yayılmışsa, başka organlara sıçramışsa yani metastaz yapmış ise böyle durumlarda da biraz önce söylediğim gibi kemoterapiye ve başka tür tedavi seçeneklerine pek icabı olmadığından yine cerrahi tedavi zorlanır. Hastalarımızı tedavi ettik. Bundan sonraki takiplerinde ne önermişsiniz hastalarımıza? Bu tür hastalarda mutlaka iyi bir takip programa girmesini öneririm. Takip programından bahsettiğim şey bir cerrahın, radyoloğun, gastroenteroloğun, onkoloğun olduğu bir grupta bireysel olarak hastaya göre kişiselleştirilmiş bir takip programına belli aralıklarla takip olması, düzenli olarak radyolojik tetkiklerini yaptırması hem hastalığın tedavisi, tedaviye verdiği cevabı ve oluşabilecek muhtemel nükslere karşı daha öncesinden önlem alması için çok önemlidir. Bugün sizlere nöroendokrin tümörler hakkında güzel bilgiler verdik. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum.